Bu video sayesinde 2 dakika içerisinde sınırsız video fikri bulabileceksiniz. Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ücretsiz eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu videoda Enes Batur'un dahi kullandığı bir YouTube video fikri bulma yöntemi ve benim önereceğim birkaç farklı yöntemi daha göstereceğim. Video sayesinde artık çok hızlı bir şekilde fazla kafa patlatmadan video fikirleri üretebileceksiniz. Hemen isterseniz Enes Batur'un tekniğine geçmek için Enes Batur'un kanalını önce bir inceleyelim. Sizlere bu video fikirlerini nereden bulduğunu göstereceğim. Şöyle videolar kısmına giriyorum hemen. Şöyle çeşitli videolar var. Mesela bakalım, arabadan elini son çeken kazanır. Bunu şöyle bir çevirelim. Arabadan elini son çeken kazanır. İngilizceye çevireceğiz Google çeviri aracını kullanarak. Şöyle aldım bu çeviriyi. Kopyaladım ve yapıştırdım. Bakalım neler varmış. Gördüğünüz gibi aynı video bir yıl önce paylaşılmış ve 50 milyon izlenmiş bir video var. Arabadan elini son çeken kazanır diye. 8 ay önce çekilmiş bir video var. Ve Enes Batur'un 2 hafta önce çektiği video. Gördüğünüz gibi video fikrini, yani bunu almış MrBeat kanalından, kendi kanalına uygulamış. Mesela bir videoya da daha bakalım. Mesela şunu arayalım. Kelimeyi tahmin edersen satın alıyorum. If you guess I will buy it. Çevirdik böyle bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi aynı İçerik 4 ay önce paylaşılmış, 5 ay önce paylaşılan bir içerik var. Ve dikkat ederseniz thumbnail'lerde thumbnail fikri bile böyle buralarda, hani kelime bile, bakın şuradaki fake kelime bile iPhone şeklinde yazılmış. Bunu ne zaman atmış? 4 hafta önce, yani 1 ay önce atmış. Gördüğünüz gibi daha eski videolar var. Bu şekilde bu videoyu da almış. Şimdi diyeceksiniz, bunları zaten kendi paylaşmış, ben nereden bulacağım? Yani sizin en az bir video fikriniz vardır diye tahmin ediyorum. Diyelim bir video fikriniz var. Mesela bir öncekinden göstereyim. Diyelim şöyle bir video fikriniz var. Bunu gelip buraya yazacaksınız. Ve bakacaksınız bunu çeken biri var. Ve bunun kanalına gireceksiniz. Göreceksiniz ki bu adamın yüzlerce videosu var. Ve siz bu yüzlerce videoyu fikir olarak görebilirsiniz. Yani bu adamın çektiği diğer videoları da çekebilirsiniz işte. Bakın gördüğünüz gibi bunların hepsini siz de çekebilirsiniz. Zaten Türk YouTuber'lar böyle kanallardan içerikleri çok alıyor. İsterseniz bir videoya daha bakalım. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela daireden son çıkan kazanır. Şöyle alayım şunu. Hatta dur bakalım başka. Gerçek hayatta Tinder. Ona bir bakalım. Tinder on real life. Arkadaşlar bakın. Thumbnail'e bakın. Yani şuradaki küçük resim tasarımı. Küçük resim tasarımı bile aynı. Birebir küçük resim tasarımını bile kopyalamışlar. Gördüğünüz gibi 6 ay önce. Buradaki ise 1 ay önce. Ve 35 milyon izlenmiş. Enes Batur da, ki bu global İngilizce. Enes Batur Türkiye'ye bunu 10 milyon izletebilmiş. Bunun çok başarılı, çok mantıklı bir karar bunlar. Şimdi demeyin adam çalıyor vesaire ya da ne bileyim. İşte çalarak başarılmaz vesaire, özgün olmak lazım. Hayır, öyle değil arkadaşlar. Dizi sektörüne bakacak olursanız veya film sektörüne, TV'deki program sektörüne, her zaman yurt dışından projeleri alıp buraya gelip Türkçe'ye çeviriyorlar. Yani birçok program, işte Survivor'dur, şudur budur, yurt dışında uygulanmış projeler, başarılı olmuş projeler gelip Türkiye'ye getiriyorlar ve Türkiye'de aynısını yapıyorlar. Neden bunu yapıyorlar diyecek olursanız, şöyle biliyorsun, hani birçok katman var TV sektöründe ve bu projeleri ayarlayan kişinin de patronları var ve bu projeleri ayarlayan kişi özgün bir projeyle geldiğinde ve bu başarısız olduğunda patron hesap soruyor. Hani sen neye dayanarak bu projeyi sundun? Ama gidip yurt dışında başarılı olmuş bir projeye gidip buraya getirdiğinde zaten orada başarılı olmuş, burada da başarılı olur. Ha olmazsa şunu diyebiliyor. Bakın orada başarılı olmuştu, biz burada o yüzden buraya getirdik. Böyle bir savunma mekanizmaları var. TV sektörü böyle. Bunu da kim anlatmıştı? Sanırım bu hikayeyi Müfit Bey'den, Müfit Can Saçıntı ve Her Şey Karşı Gelen Adam diye bilinen ve Acun Ilıcalı'dan bu konuları duyduğumu hatırlıyorum. Yani onlardan öğrenmiştim sanırım bunu. Aklımda yer edinmiş böyle bir bilgi. Bakalım daireden son çıkan kazanır. Last to leave
Circle wins. Bakın aynısı bir yıl önce. Thumbnail'e bakalım. Gördüğünüz gibi thumbnail'ler bile aynı. Hatta ikisinde de day 3 yazıyor. İkisi de 3 gün durdu mu bilmiyorum ama yani birebir kopyalandığını birçok şeyde görebilirsiniz. Bunları siz de tek tek çevirip bakabilirsiniz. Çoğunda thumbnail'ler bile birebir kopyalanmış, onu da söyleyeyim. Şimdi bu birinci yöntemde. Diğer yönteme geçelim isterseniz. Bunun için YouTube stüdyomuza gireceğiz. Buradan Analytics kısmına gireceğiz. Şöyle. Buradan şuradaki daha fazla göster butonuna tıklamamız gerekiyor. Daha fazla göster dedikten sonra da buradaki trafik kaynağına tıklamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada belli seçenekler var. YouTube arama ve önerilen videolar. Bizim dikkat edeceğimiz yerler bu iki kısım. Şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şöyle YouTube aramaya tıklayacaksınız. İlk önce YouTube aramaya tıklayacaksınız. Ve burada sizi hangi kelimelerle aradıklarını göreceksiniz daha çok. Yani mesela 1000 kişi atıyorum YouTube kanal geliştirme yazarak benim videolarıma ulaşmış. En çok hani birinci sırada bu kelime var. O zaman şunu anlayacaksınız. Ben YouTube kanal geliştirme etiketi içeren, cümlesini içeren yeni videolar çekmeliyim. Çünkü bu kelimelerden benim kanalıma izleyici geliyor. Ve demek ki bu kelimelerde ben ön plana çıkabiliyorum. Bu konuda devam etmeliyim. Gibi böyle ilk sayfadaki tüm kelimeler için bunu düşünebilirsiniz. Aynı şekilde önerilen videolarda da sizi öneren videoları göreceksiniz. Hani şöyle bir videoya girdiğinizde. Girelim mi? Bir videoya girdiğinizde. Şu yan kısımda sizin videolarınız çıkıyor diyelim. Sizin videonuz burada çıkıyorsa. Diyelim bu videonuz burada çıkıyor. Bu videoda sağda çıkıyorsunuz. Önerilen videolar kısmında bu video görünür. Yani mesela Enes Batur size öneriyorsa Enes Batur'un videosu görülecek önerilen videolarda. O zaman şunu anlayacaksınız. Mesela tahtadan son düşen kazanır videosu Enes Batur'un beni önerdiğine göre ben tahtadan son düşen kazanır başlıklı bir video yaparsam, tabii ki birebir başlığı kopyalamak yerine mesela tahtadan son düşen kazanır oynadık gibi böyle birkaç özgünleştirme yapabilirseniz daha iyi olur. Ama hani bu cümleyi içeren bir başlık atarsam videoma daha çok izlenecek. Bu şekilde YouTube arama ve önerilen videolardan faydalanın. Bunlar çok önemlidir. Faydasını görürsünüz yani bunların. Bu da farklı bir fikirdi. İlerleyen zamanlarda farklı fikirler paylaşırız kanalımızda. Ha bu arada YouTube'a yeni başlayacaklar için 10 tavsiye videomuzda da bahsettiğimiz gibi sizin eğer mevcut bir kitleniz yoksa, yani belli bir abone sayınız yoksa, yeni başlıyorsanız tutup böyle Enes Batur gibi direkt şu başlıkları alıp videonuza katmanız sizi fazla izlettirmez. Neden diye soracak olursanız bu özgüne yakın bir içeriktir en azından Türkiye için. Yani mesela belki de tahtadan son düşen kazanır videosunu global olarak 20-30 videosu vardır belki ama Türkiye'de ilk defa Enes Batur yapıyordur. Ama Enes Batur'un aboneleri olduğu için onlara izlettirebiliyordur. Fakat sen bunu ilk defa yaparsan Türkiye'de daha kimse bu cümleyle bir arama yapmayacağı için, aynı zamanda daha önce bu tür bir cümle hiç kimsenin çerezine girmediği için, çerez dediğimiz olay mesela biri atıyorum eğlence etiketi içeren videolar izlediğinde onun çerezine eğlence kelimesi girer ve eğlence videoları karşısına çıkar. İşte ne bileyim işte son düşen kazanırla ilgili videolar izlediğinde son düşen kazanırla ilgili videolar çıkar. Bu şekilde belki senin getireceğin başlığı daha önce hiç kimse izlememiştir. Çerezlerine girmemiştir. Bu yüzden sen de izletemezsin. Bunun için eğer bu video fikrini oradan alacaksan da yanına böyle genel şeyler de yazmalısın. Yani mesela şöyle kendi kanalımdan örnek vererek göstereyim. Mesela internetten para kazanma videoları yapıyoruz. Mesela uygulama tanıtıyoruz. Para kazandıran uygulama. Bakın bir göstereyim. Mesela şurada Cukka diye bir para kazandıran uygulamayı tanıtmışım. Ama Cukka hakkında çok fazla arama ve olmadığı için ve çok kişinin içerisine girmediği için bakın yanına yazmışım. Para kazandıran uygulamalar. Video izle para kazan. Oyun oyna. Para kazan gibi kelimeler eklemişim. Bir başkasına bakalım. Mesela bakın farklı ve hızlı yolları falan filan demişim ama mesela hadi bu çok başlığın içinden bir şey oldu, farklı bir şey bulayım, ne bulayım, yine mesela bakın şurada bir
video var. Benim çok fazla abonem olsaydı muhtemelen buna en faydalı İngilizce öğrenme sitesi deyip geçebilirdim. Fakat bakın ne yazmışım. Dizi video izle İngilizceni geliştir. Bakın ha. Hem dizi video izleyi geçirmişim hem İngilizceni geliştirmişim. Hem tabii ki Ororo TV programın ismini koymuşum ama mesela sadece Ororo TV koysaydım hiç izlenmezdi. İngilizce öğrenme sitesi diye yine bana izleyici getirebileceğini düşündüğüm bir kelime eklemişim. Siz de böyle kelimeler, cümleler eklemelisiniz. Bunu lütfen es geçmeyin. Buna da dikkat edin. Hangi kelimenin ne kadar arandığı ile ilgili de bir videomuz var. Nasıl bulabileceğini bunu. Anahtar kelime planlayıcı. Onu da video açıklama kısmında bulabilirsin. Anahtar kelime planlayıcı videomuzu hemen izle. En son paylaştığım videolar arasında YouTube'a başlayacaklar için 10 tavsiye videom var. Özellikle onu kesinlikle izlemelisiniz. Müthiş bir videodur. Neredesin? Şurada. Onun dışında zaten YouTube eğitim videolarının hepsini açıklama kısmına bırakacağım. Bulun, izleyin arkadaşlar. Harika şeyler paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.